Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebeğimizin ikinci videosunu paylaşacağız. Birinci videomuzda botumuza ve bacak kısımlarını yapmıştık. Şimdi hemen ikinci videomuza geçiyoruz. Bu şekilde 27 sıra düz bacak boyunu hazırladık arkadaşlar. Arka tarafa geliyoruz. Şu şekilde bacağın arka kısmına. Burada hemen çamaşırı için renk değiştiriyoruz. Ben krem tonlarında bir ip kullandım. Arzu ederseniz beyaz krem kullanabilirsiniz. Şimdi hemen ipimizi krem rengi ipimle değiştiriyorum. Ve hemen bir sıra düz olarak örüyorum. Eksiltme ya da arttırma yapmıyorum. Bir sıra bu şekilde. 20 tane ilmeğim vardı bacaklarımda. Hemen 20 ilmeğimi tekrar örüyorum. Bu şekilde ipimi bağladığım yere geldim arkadaşlar. Şimdi ikinci sırasında, yani bu sırada yapmamız gereken şey şu. İç çamaşırının kenarına fırfır yapabilmek için hemen lopun iç kısmında, yani dış tarafına fırfır geçeceğimiz için bu şekilde bir sırada iç kısmından örüyorum. İçerideki ilmeğe batıyorum. Dış taraftakilere de az sonra fırfırı geçeceğiz. Hemen yine bir sıra bu şekilde devam ediyorum. Evet, bu şekilde bir sıra loplu ördüm arkadaşlar. Şimdi tekrar normal sık iğneme geri dönüyorum. İki tarafı birden batıyorum. Bu şekilde. Normal olarak işaretten başlıyorum. İşarete kadar 5 sıra. Eksiltme ya da arttırma yapmadan bu şekilde 5 sıramı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde 5 sıramı tamamladım. Fakat bu sefer arkaya doğru devam etmedim. Etmememin sebebi bu iple bu şekilde tam kenarında bırakıyorum. Çünkü diğer bacağımla bu şekilde birleştirme yapacağım. Şimdi hemen ipimizin diğer ucunu alıyorum. Yine krem rengi ipimin ve çamaşırın üst bedenini çıkmadan önce hemen buradaki lopu tamamlıyorum. Lopu tamamlamak için arkadaşlar bu kısmı ben doldurmuyorum. İlk önce şu kısma batıyorum. Aldım. Bacak karşı tarafa doğru batacak. Çünkü ben bu ilmeği ördüğüm zaman bu tarafa gelmesi gerekiyor. Hemen lopların üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Tekrar bu tarafını da şöyle katlıyorum. İçini doldurmadan önce bu şekilde yaptığınız zaman çok rahat oluyor arkadaşlar. Hem rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz, hem de kolayca örebiliyorsunuz. Hemen bu şekilde buradaki ayırdığımız loklara batarak her bir sık iğneye, her bir lopa bir tane sık iğne yapıyorum.
Evet. Buradaki son ilmeğime ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra ipi kesiyorum. Bu şekilde elimle düzeltiyorum. Çamaşırımın fırfırını hazırlamış oluyorum. Sıra geldi burada kalan iplere. Hemen ikisini de tığ yardımıyla içeri çekiyorum arkadaşlar. İç kısma hem başladım hem de bu bitirdiğim ipi şu şekilde içine doğru çekiyorum. Çektikten sonra bu iki ipi birbirine düğüm atıyorum ve bağlamış oluyorum. Bunları da içine yerleştiriyorum. Bu şekilde çamaşırın fırfırını hazırlamış oldum. Şimdi hemen ayağı kendinize doğru düz olarak tutuyorsunuz. Şu şekilde ikiye katlıyorsunuz ve şu kenar kısmı buluyorsunuz arkadaşlar. Buraya kadar sık iğnemizi tamamlamıştık. Şimdi hemen diğer bacağı da aynı şekilde hazırlıyoruz. Ben hazırladım. Bunu da aynı şekilde şöyle bastırıyorum ve bunun da kenar kısmını buluyorum. Burası arkadaşlar. Bunun da burası. Hemen iki bacağı birleştirmek için 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincir çekiyorum. Daha sonra bacağın kenar kısmına batıyorum ve bu şekilde bacakları zincirle birleştirmiş oluyorum. 20 tane bir bacağım da vardı. 20 tane de bir bacağım da vardı. 4 tane zincir çektik. Şu anda toplamda 48 tane ilmeğimiz var. Hemen 48 tane ilmeğimizi bir tur örüyorum. Hemen şu orta köprü noktasına gelene kadar bacağımızın birini tamamlayıp buraya gelelim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde köprü noktasına geldim. Hemen birinci zincirin tek tarafına batıyorum. Bir. Yanına geçtim. İki. Hemen tekrar zincire batıyorum. Üç ve bir tane daha. Bu da dört. Dört tane zinciri bu şekilde kenar kısmından ördüm. Hemen diğer bacağa geçmiş oluyorum. Diğer bacağı da aynı şekilde kenar kısmından örerek şu orta kısma kadar şu şekilde örüp buraya kadar geliyorum. Evet. Şimdi sıra geldi zincirimizin diğer kısmını örmeye. Hemen batıyoruz. Tek tarafını öbür taraftan örmüştük. Şimdi kalan zincirin yani 4 tane zincirin diğer kısmını da bu taraftan örerek bacak arasını tamamlıyoruz. Bu şekilde iki bacak arasındaki köprüyü oluşturdum arkadaşlar. Şimdi hemen arka ortaya gidelim. Oradan işaretimizi yerleştireceğiz. Ve tekrar örmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bu şekilde arka ortaya geldim. Şimdi hemen buradan bir işaret yerleştiriyorum. Bu benim tur belirleyicim olacak. İşaretimi yerleştirdikten sonra şimdi küçük bir deneme yapacağız. Biz ayaklarımızın arka şu şekilde iç kısımlarından düzelterek bakmıştık. Şimdi şu şekilde parmaklarınızı ayaklarınızın
kenarına takın arkadaşlar. Taktıktan sonra eğer ayaklarınız bu şekilde düz duruyorsa tam ortaya buldunuz demektir. Ama yok, mesela diyelim ki bir ayak hafif şöyle kaldı. O zaman tekrar söküp düzeltmeniz gerekecek. Şu şekilde parmaklarınızı takın ve bakın bakalım iki ayak da ön kısma doğru bakıyor mu? Şimdi hemen orta işareti koyduktan sonra arkadaşlar, buraya orta işareti yerleştirdik. Şu anda 48 tane ilmeğimiz var. Şimdi yapmamız gereken 48 ilmek olarak çamaşırımızı 10 sıra krem rengi ipimizle örüyoruz. Hemen çamaşırımıza devam ediyoruz. 48 ilmek olarak burada işaretimi yerleştirdim. Düz sırama geçiyorum. Ve 10 sıra düz olarak örmeye başlıyorum. Ve hep beraber 10 sıramızı tamamlayalım. Sonra tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde çamaşırımızın üst kısmını tamamladık. Şimdi sıra geldi tekrar ten rengine geçmeye. Şimdi burada ip değiştiriyoruz. İp değiştirirken ilk önce bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Hemen ipimizi takıyoruz olduğu yere. Şu krem rengi ipi tekrar geri çekelim. Tekrar ilmek kaydırma yapıyorum. Krem rengi ipi çıkartıyorum içinden. İpleri iyice çekiyorum. Bu şekilde, bu sefer farklı bir şekilde ipimi takıp tekrar örmeye başlıyorum. Düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir tane eksiltiyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 ve 6. Tekrar eksiltiyorum. 1 2 3 4 5 6. Eksiltiyorum. Bu şekilde yine başlangıç noktasına kadar 6 sık iğne, 1 eksiltme, bütün sırayı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde tekrar sıranın başına kadar geldim. Şimdi burada hemen normal örüyorum. Şu kısımda ipi değiştirdiğim yer. Tekrar burayı işaret noktası olarak kabul ediyorum ve eksiltmeye başlıyorum. Şu anda 6 sık iğne 1 eksiltmeyi tamamladığımda 42 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi hemen bir sıra daha eksiltme yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. 5 taneyi örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Tekrar 1 2 3 4 5. Tekrar bir tane eksiltiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane eksiltiyorum. Yine başlangıç noktasına kadar, işarete kadar 5 sık iğne 1 eksiltme olarak sıramı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde 5 sık iğne 1 eksiltmemi de bitirdim. 42 tane ilmeğimiz vardı. Şu anda 42, hemen bir bakalım. 36 tane ilmeğimiz kaldı arkadaşlar.
42 tane ilmeğimiz vardı. 5 sık iğne bırak sistemimizi tamamladık. 36 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi hemen bu kısma bir işaret yerleştiriyoruz. Ve 36 ilmek olarak 17 sıra bu şekilde düz olarak örmeye devam ediyoruz. Daha sonra kollarını takacağız. Kollarını takmak için tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen 17 sıramızı tamamlayalım. Sonra devam edelim. Bu şekilde 17 sıra düzümüzü tamamladık arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken kolları birleştirmek. Onun için hemen bedenimizi bir kenara kaldırıyoruz ve kollarımızı örmeye başlıyoruz. İlk önce sihirli halka yapıyoruz. Daha sonra sihirli halkanın içine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne yapıyorum. Hepsine çift batıyorum ve sayımı 18'e yükseltiyorum. 1, pardon, sayımı 12'ye yükseltiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve 12. Bu şekilde 12 tane sık iğnemi oluşturdum. Bir üst sıraya geçiyorum. Hemen bir sık iğne yapıyorum. Bir çift yapıyorum. Bir sık iğne. Bir çift. Bir sık iğne. Bir çift. Bir sık iğne, bir çift, bir sık iğne, bir çift, bir sık iğne, bir çift. Bu şekilde 18 tane ilmeğimi oluşturuyorum. Hemen 18. ilmeğin dibinden işaretimi yerleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi 18 ilmek olarak bir sıra düz örüyorum. Eksiltme ya da arttırma yapmıyorum. Bir sıra 18 ilmeğimi düz olarak tamamlıyorum. İşaretten başladım. Tekrar işarete kadar bu şekilde örüyorum. Evet, bu şekilde bir sıra düzümü tamamladım. Şimdi sıra geldi parmak yapımına arkadaşlar. Hemen tığımı ip alıyorum. Aldıktan sonra yandaki ilmeğe batıyorum. 1, 2. 2 kere de çıkartıyorum ama üçüncüsü tığda kalıyor. Tekrar ilmek alıyorum. Batıyorum. İlk olarak şu ilkini çıkartıyorum. 1. İkincisinde şu ikisini çıkartıyorum. 2. Yine burada bir tane kalıyor. Yani üçlü trabzan yapıyorum. İkisini çıkartıyorum. Bir tanesi kalıyor. 3. Ve bir tane yapıyorum. 1, 2, 4. Bu şekilde elimde 4 tane üçlü trabzanın sadece son kısımları var. İlmeği alıyorum. Hepsinin içinden tek seferde geçiriyorum. Şu şekilde hemen bir yanındaki ilmeğe, burada arkadaşlar ilmeğin, hemen buraya batıyorum. Tekrar sık iğne olarak örüyorum ve burada bir top oluşuyor. Bu şekilde parmağımı oluşturuyorum. Hemen tekrar devam ediyorum örmeye. Hala 18 tane sık iğnem var.
İşaretim hemen parmağımın altında. Buradan baş kısmından sık iğneme batıyorum. Hemen yanındakine de batıyorum. Bu sırayı da bu şekilde parmağımı oluşturarak tamamlamış oldum. Şimdi bunun üzerine bir sıra daha düz örüyoruz arkadaşlar. Hemen 18 ilmek olarak bir sıra daha tamamlayalım. Evet, parmağımın olduğu yerde işaretim var. Bu şekilde işaretime geldim. Şimdi burada yapmamız gereken eksiltmemiz var arkadaşlar. Bu kolumuzun ucu hemen eksiltme kısmına geçiyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 tane eksiltiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4. İkinciyi eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4. Ve bu şekilde üçüncü ve son eksiltmemi de yapmış oluyorum. Şu anda 15 tane ilmeğim kaldı arkadaşlar. Bu şekilde 15 ilmek olarak toplam 22 sıra, yani kol boyum bu sıradan itibaren 22 sıra olacak. 22 sıra düz olarak örüyoruz. 15 ilmek olarak hiçbir şekilde arttırma ya da eksiltme yapmıyoruz. Örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde 2 adet kolumu ördüm. Parmakları da hazırladım. Şimdi sıra geldi bunları bedenle birleştirmeye. Hemen bedenimizi alıyorum. Şu şekilde hemen yan kısmını, tam ortasını buluyorum. Aynı şekilde bu tarafı da öyle. Burada yapmamız gereken şu arkadaşlar. Şu parmak öne doğru bakacak. Yani bu sol taraf, bu da sağ taraftaki elimiz olacak. Şimdi hemen iğnelerim burada kalıyor. İlk kolumu bağlayacağım yere doğru örmeye başlıyorum. Şimdi kollarımı bu şekilde 4 tane sık iğne ile birleştireceğim. Örüyoruz. Kenar kısma kadar devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört. Hemen şunu da alıyorum. Bir, iki, tamam. Buradan tam ortayı buldum. Önden iki tane, arkadan da iki tane. Yani iğnenin sağından ve solundan ikişer tane ayırıyorum. Ve bu şekilde 4 ilmeğimi oluşturuyorum. Kolumun baş parmağı ön kısma gelecek şekilde şu şekilde kolumu tutuyorum arkadaşlar. Şu iğnemi çıkartıyorum, bununla işim bitti. Yerini belirledim. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Hemen şuradan koldan bir tane alıyorum. Bir tane de bedenden alıyorum. 1 2 3 ve 4. Hemen yanındaki sık iğneyi batıyorum. Ve bekliyorum.
Evet, bu şekilde birinci kolumu birleştirmiş oldum. Şimdi hemen bedende iki kol arasında kaç sık iğne olduğunu ben size söyleyeyim arkadaşlar. 2 tane yaptım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Bu kolu taktıktan sonra 13 tane sık iğne yapıyorum ve hemen diğer koluma geçiyorum. İğnemi çıkartıyorum. Bu kolumu da aynı şekilde ön kısma bakacak şekilde belirliyorum. Daha sonra bir tane bundan batıyorum, bir tane kolumdan batıyorum. 1 2 3 ve 4. Evet arkadaşlar, bu şekilde iki kolumu da bedenime birleştirmiş oldum. Şimdi arka ortaya kadar hemen şu kısma kadar örmeye devam ediyorum. Buraya göz kararı hemen bir işaret belirliyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Şimdi diğer kola doğru örelim. Şimdi burada birleştirdikten sonraki sayımı vermeyi unuttum arkadaşlar. Bedende 36 tane ilmeğim vardı. 15 tane bir kolum, 15 tane de bir kolum. 36 burası. 15, 15, 30 tane de bedenim 66 tane ilmek yapar. Biz bu 66 tanenin 4'ünü bedenden aldık, 4'ünü koldan aldık. 8 taneyi bu arada yedik. 8 taneyi de bu arada yedik arkadaşlar. 16 tane yapar. Yani şu anda toplamda 50 tane ilmeğimiz var. Tekrar devam edelim. Burada ipimiz bitti. Hemen bağlayalım. Evet. Şimdi sıra geldi kenar köşe eksiltmesine arkadaşlar. Tam köşeye kadar ördüm. Şimdi burada bir tane bedenden önden alıyorum. Bir tane de koldan. Ama normal eksiltme yapar gibi ikisini de sadece ön lopundan alıyorum. Burada bir tane eksiltmiş oldum. Devam ediyorum örmeye. Kolun şu kısmına, yani diğer kısmına gidene kadar örmeye devam ediyorum. Yani toplamda kolumuz 15'ti. 4 tanesini aldığımıza göre 11 tane kalıyor.
Hemen kolumun etrafından dönüyorum. Ve bu noktaya geliyorum. Hemen yine koldan bir tane alıyorum. Bir tane bedenden alıyorum. Bu şekilde. Bu kısımda da bir eksiltme yapıyorum. Tekrar ön kısmı örüyorum. Bu şekilde yine kol birleştirme yerine geldim. Bir tane buradan alıyorum. Bir tane kolumdan alıyorum. İkisini bir alarak tekrar bir tane eksiltme yapmış oluyorum. Bu üçüncü eksiltmem oldu. Son olarak dördüncü eksiltmemi de diğer kolumun arka tarafından yapıyorum. Ve bu şekilde tekrar işaret noktasına kadar gelmiş oluyorum. 54 tane ilmeğim vardı. 2 tane bu kol kenarında, 2 tane diğer kol kenarında eksilttim. Bu şekilde. Şu anda toplamda 46 tane ilmeğim kaldı arkadaşlar. Şimdi hemen tekrar eksiltmeye devam ediyorum. Yine aynı şekilde. Kol dibine kadar, kol kenarına kadar yine örüyorum. Evet, bu şekilde kenar kısma geldim arkadaşlar. Hemen kolun dibinde bir tane eksiltme yapıyorum. Kolla beden arasında. Kolun kenarından dönüyorum. Tekrar bu kısma geldim. Yine kolla bedenin ek yerinden bir tane daha eksiltme yapıyorum. Şimdi şu aradaki mesafeyi örüyorum ve hemen diğer kolun şu ara boşluğuna denk geliyorum arkadaşlar. Evet, ara boşluğa geldim. Şimdi tekrar bir eksiltme de burada yapıyorum. Hemen kol kenarından dönüyorum. Tekrar bu köşe noktasında bir eksiltme daha yapıyorum. Daha sonra yine arka işaret noktasına kadar düz sık iğne olarak örüyorum. Bu şekilde
bir turumuzu daha bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu turumuzda da yine 4 kere eksiltme yapmış oldum. Şu anda 46 tane ilmeğim vardı. 42 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bu 42 ilmek olarak 2 sıra düz örelim arkadaşlar. 2 sıra boyunca hiç eksiltme yapmadan şu şekilde kenar kısmından düz olarak örelim ve daha sonra komple beden eksiltmesiyle devam edelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde 2 sıra düzümü tamamladım. Şimdi sıra geldi eksiltme kısmına. 42 tane ilmeğim vardı. Eksiltmeye başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Hemen bir tane eksiltiyorum. 1 2 3 4 5. Bir tane daha eksiltiyorum. 1 2 3 4 5. Bir tane daha eksiltiyorum. Ve bu şekilde 5 sık iğne bir eksiltme olarak başladığım işaret noktasına kadar örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde 5 sık iğne bir eksiltmemi tamamladım. Şu anda 36 tane ilmeğim kaldı. Tekrar işaret noktasından başlıyorum. 1 2 3 ve 4. Bir tane eksiltiyorum. Tekrar 1 2 3 4. Bir tane daha eksiltiyorum. Yine işarete kadar 4 sık iğne bir eksiltme yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde 4 sık iğne bir eksiltmemi de tamamladım. Şu anda elimde 30 tane ilmeğim kaldı. Tekrar eksiltmeye devam ediyorum. Bu arada iyice bedenin içini doldurdum. Sadece omuz kısımları kaldı. 1 2 ve 3. Bir tane eksiltiyorum. 1 2 3 bir tane eksiltiyorum. Yine işarete kadar 3 sık iğne bir eksiltme devam ediyorum. Evet, 3 sık iğne bir eksiltmemi de tamamladım arkadaşlar. 24 tane ilmeğim kaldı. Şimdi son olarak bir sıra daha eksiltme yapıyorum. 1 2 bir sıra eksiltiyorum. Pardon, bir tane eksiltiyorum. Tekrar 1 2 bir tane eksiltiyorum. İşarete kadar da 2 sık iğne bir eksiltme yaparak bir sıra tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, son olarak 2 sık iğne bir eksiltmemizi tamamladım. Bu şekilde omuz kısımlarını iyice doldurdum. Son 18 tane ilmeğim var. Şimdi bu 18 tane ilmeğini boyun payı olarak toplamda 4 sıra düz olarak örüyoruz arkadaşlar. 4 sıra boyunca eksiltme ya da arttırma yapmadan bu şekilde 18 ilmek olarak hemen boynumuzu tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde bebeğimizin beden kısmını da hazırlamış olduk. Boynunu da hazırladık. Şimdi
Bir videonun daha sonuna geldik. Burada yapmamız gereken hemen dikiş payı ayırıyoruz ve bu şekilde bedenimizi bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Lütfen abone olmayı unutmayın.